Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavatü. Kamera olduğu için şey yapmayın, rahat olun. Çünkü çok şeyi kestim, siz de görüyorsunuz. Mesela önceki derste de bayağı kestim. Ondan sonra o onu dedim. Şimdi doktorum sonra. Şimdi geçen hafta bir noktadan noktaya, alemi bir noktaya topla, o noktadan bak. Bütün tefekkürü böyle yap diye ders işlemiştik. Bununla Risale-i Nur'da geçen noktayı mihrakiye tanımlaması, o tanımlamayla noktayı mihrakiye tanımlaması arasında bir bağlantı var mı? Hayır. Yani bunu alıştırıyor. Bunu mu? Evet. O noktadan kasıt noktayı mihrakiye mi? Noktayı mihrakiyeyi bulmak yani. Bulmak. Mesela nerede? Emirdağ. Emirdağ niye yok? Ha burada. Hı. Bak. Noktayı mihrakiye. Yani insan noktayı mihrakiyeyi bulursa yani aktif etme noktası, noktaya mihrakiye, bu değil konu ama, yani bu senin alakası yok ama şöyle bir şey var. İnsan bütün cihanı bir nokta yap, o noktaya, yani o cihana hakim ol, o zaman noktaya mihrakiye oluyor. Noktaya mihrakiyeden anladığım, yani Cenab-ı Hak Cenab-ı'nden bakıldığında esmaların bir noktaya tecelli etmesi. Hı hı. Olarak aldı. İnsanda bu nokta. Evet. Kendini tecelli edenleri o yani alemleri yine tekrar o nokta itibariyle topluyor. Yani toplanıyor, dışarıdan toplanıyor. Bakarken de tekrar o alemin o noktadan baktığında da yansımasını görüyor gibi. Yani alem bütün şeyler esma bizde noktalanıyor. Esma noktalanıyor. Doğru mu anlıyorum? Doğru. Esma noktalanıyor bizde. Biz o noktadan kainata baktığımızda, alemlere baktığımızda o noktadan bakınca bütün her şey, bütün alem bizde oluyor. Evet, bak. Bütün alem, esma 18 bin aleme tecelli eder mi etmeye? Bizde var. Onlar bize bir nokta oluyor. Yani bir kuvve. Bir kuvve bizi inşa ediyor. Eğer bu bize bu konulmamış olsaydı bunun bir fiil olan ağacı anlayamaz. Sırda bu yok. Çünkü böyle bir yapılanması yok. Hani sıra gülü tam tefekkür ettiremez. Hayret ettiremez. Çünkü böyle bir noktası, yani böyle bir esması yok. Tamam? Yok. O nokta esmanın yani ağaca tecelli edecek. O çiçeğe, kokuya, tadına, kütüğe, kütüğün dumanına, o odundaki nura vesaire. Ne kadar esma varsa zahirine 20 diyor. İnsanın zahirine 70. Bu esmaların bir fiil. Bir kuvve nerede? Çekirdeğinde. Biz o çekirdeğiyiz. Ondandır ki Allah böyle değil. Allah'ı tanımak, Allah'ı tanımak, Allah'a tanımlamak, tanımak ve tanımlamak, insan kendisinden kendisini tanımak ve tanımak ve tanımlamak tanımlamasından zordur. Kolaydır Allah. İnsan zordur. Sen, siz hepiniz diyor. Allah'tan bahseden her alemi görmüşsünüzdür. Değil mi yani? Allah'tan bahsediyor. Allah'ın sıfatı böyledir. Allah'ın esması böyle diye. Böyle yapar, şöyle yapar. Hiç duydunuz mu?
kendisinden bahseden bir alim, Ene'den bahseden alim. Duyduksak çok azdır. Peki abi, bu Allah'ı tanımak derken kolay diyoruz ya, bu Allah'ın esma sıfatını tanımak, insanın kendini tanıması, mahiyeti zatiyi tanımak mıdır yani? Esmasındaki Allah'ı tanımak, mahiyet ve hakikatini tanımak için. Yani bu çok kolaydır. Çoğu insan, yani hemen çoğu, çok azdır, kendisiyle meşgul olmak, kendini tanımayla kafa eğen yok gibi. Mesela meşhur alimler var. Sorun tam anlaşılmadı sanki abi, bir daha şey yapayım. Şimdi insan Allah'ı tanıması kolay demez ya. Acaba bizim bu Allah'tan kastımız, yani esma ve sıfattaki Allah da insanın kendini tanıması zordan kasıt, acaba mahiyeti zatiyi tanımak mı oluyor, insanın kendisini tanımak dedim. Evet. Ondan mı şey? Ha? Evet. O değil mi kastettiniz? Evet. Yani mahiyeti, mahiyetini. Mesela bir kere böyle bir merak da yok. Çünkü kimse uyandırmamış. Yani Ene bahsi zaten Risale-i Nur'a girdiği şey, İslam ulemasının. Hayır, yok. Daha önceden var. Daha önceden mesela İmam Gazali, İmam Rabbani'de bahsetmiş mi abi? Var mı o şeyde? Gazali'de, İmam Rabbani'de de var. Var, Müceddit'lerde var. Ama kelama mı dönüştürememişler? Yok, var çok. O zamanki insanlara göre az. Şimdi az yani. Mesela kulü ruhu min emri Rabbi, ruhtan az malumat verilmiş. Azdan çoktan kasıt nedir tabi? Bazı diyor ki Risale-i Nur'dan ruhtan bayağı bahsedilmiş. Hani ruhtan, ruh hakkında az malumat verilmiş. Nasıl böyle çok bahsediyor? Tevhid-i haşir'e göre ruh dersi azdır. Yani azlığın çokluğu kıyasın nedir yani? Nereye göre çok zannettin, az zannettin? Yani anlatacağım, merak ettiğim Allah'ın peygamberi, kitabı, ahireti, kader hakkında çok titubat yapılmış hele kader hakkında. Fakat kendisi hakkında insan, yani insan şeyi çok, en iyi kastediyor. İnsan ene değil ki, ene de insan değil. İnsanlığın gitti mi seni diyoruz. Senin insanlığına ne oldu derken, sen ayrı, insanlık ayrı şeyler yani. İnsan mahluktur. Ama ene mahluk değil. Yani o eneden merak edip bu işlere titibat yapan zor. Zor. Yani öyle paldır küldür gidiyoruz da Allah'ın inayeti. Paldır küldür böyle elimizdeki değer çok değerli. Maden çok değerli. Çok garip. Yani ben işin itibariyle aklın hafızalarınız duracak insanlarla görüşüyorum. Yani dinde tetibat, kütüphane ya. Değil. Acayip. Yani Arapça kitap okutuyor. Latince yok ki kütüphanesinde böyle. İşte o kadar. Haber var ama yok böyle. Adem. Adem'i mutlak zannediyor. Adem'den çok bahsetmiş İmam Rabbani Hazretleri. Alimler acayip. Bak mesela şurada diyor ki Hulasat-ı Hulasa'yı okuduğum zaman 146 Mirda 1. Koca kainat nazarımda bir halka-i zikir oluyor. Fakat her nevi lisanı çok geniş olmasından
fikir yoluyla sıfat ve esma ilahi ilme yakin ile izan etmek için akıl çok çabalıyor, sonra tam görür. Bunu Kastamonu'nun başında da anlatıyor. Hakikat insana baktığı vakit, burayı okumak için açtım. Hakikat insaniye baktığı vakit, hakikat insani neymiş? Bir, o cami mikyasta, o küçük haritacıkta, o doğru nümenicikte, o hassas mizancıkta, o elalet hassasiyetinde, öyle kati ve şuhudi, yani hulasatullah okuduğu zaman esma ve sıfatı mevcudattan çoksun olmuyor. Yani olmuyor, zor oluyor. Her nevi insan çok geniş olmasına fikir yoluyla sıfat esmayı imelakinini izah etmek için akıl çok çabalıyor. Yani olmuyor yani. Olmuyor, olmuyor gibi. Tamam. Olmuyor. Nasıl bir yol bulmuş? Tamam. Çok çabalıyor. Sonra tam görür. Nasıl görüyor? Bu hakikat insan edilen bir harita var. Bütün cihanı bir noktaya bu. Bu. Yani bu nasıl bir malzemedir? Teflon mudur? Bakır mıdır? Altın mıdır? Kum mudur? Nedir bu? Diyor ki bunun malzemesi şu. Cami mikyasta. Cami. Mikyas. Ölçü. Kıyas aleti. Ölçü değil. Mesela ekberle ulu. Cami mikyasta. Cami mikyas yani her şeyi kıyas edebilecek bir şey. Terazi. Yani öyle bir şey var ki yani her şeyi birbirine kıyas edebiliyor. Evet. Cami, tartmıyor. Cami, terazi değil. Tamam. O küçük haritacıkta haritayı hayal eder misiniz? Ağrı nerede? Tekirdağ. Bir de seyahat ederken yol haritası veriyorlar. Bir de şehir haritası var. Sonra ilçe haritası da veriliyor. Tamam böyle detay. Haritada gördüğünüzü realitesinden şüphe eder misiniz? Hayır. Veya hepinizin kullandığı navigasyon size yolu tarif etti. Şüphe var mı öyle bir yol? Acaba varmış ediyor musun? Etmiyoruz. İnsan böyle bir şey. O alemlerin haritası. O zaman 18 bin alem fikir dağılıyor. Dağılıyor. Tamam. Olmuyor. Ama sonra tam görüyor. Çünkü niye? Hakikat insan haritasında cami mikyasta küçük haritacıkta o doğru nümenecikte nümine. Hepsinin bir nümenesi var üstte. Hepsinin nümenesi var. Kainat nereden aşağı idi? Arştan aşağı. Dışarıda dolaşma diyor. Kendinde var bunlar. Kendinde dolaş diyor. Dışarı çok geniş. Akıl ona yol bulamıyor. Kendine dönmen, kendinde yapman lazım. Barlada var ya Hafız Ali abi. Büyük saraya dolaşırken başlıyor. Yoruldum indim aşağı diyor. Küçük saraya gidiyor. Tamam. O. Ne ararsın Şam Buhara'da? Hakikati hakikatında ara. Dereleri gezme, kendindeki derelere bak. Yani harita, buraya haritaya bak. Yani şimdi ne diye nasıl gideceksin? Peribacaları nerededir gidip öğrenilir mi şimdi? Tek tek nereden gidilir peribacalarına şuradan şuradan? Antep'in şurası ilçesinin şu köyüne nasıl gidilir? Dur gidelim hadi. Hep bütün köy gidiş yollarını gitmeye kalksak ömrümüz zor yeter. Ama haritayı koy önüne. Ben sana söyleyeyim. Hangi köy nereden gidiliyor? Bak zor işte o. Bu kolay. Neyi görmek istiyorsan haritada seveceksin. Peki o kokuyor mu? Tadı nasıl? Sesi var mı? Şekli nasıl? Nümenesini getirdiler, koydular.
esim de var. Doğru. Numune esim de koyuyor. Nasıl bir şeydir ya? Yani? Hani tadı numune yok. Kainatta olmayan da var ama numune de. Evet. Numune. Numune de var bizde. Numuneleri var. O hassas mizancıkta, şimdi tartı bu. Nasıl bir mizan hassas? Allah tartıyor. Ne demek? Bilmiyorum. Mizancık. Mizancık. Mizan değil. Sekundu, küçük oluyor. Küçük oluyor. Hassas mı? Hassas. O helaliyet hassasiyetinde önemli olan inceltiyor hocam yani normal ben mizan değil daha hassas yani aslında normal bakış açısıyla bir mizan değil bu yani enfüsü bakış açısıyla belki yine... terazi değil bu terazi bu katı da biraz anlayacağız mizan da değil abi terazi. Mizancık demesi yani ilk başta biz mizanı tarif ettiğimiz gibi anlarsak yine anlayamayız. Hassasiyetindeki o cümle de öyle. Daha ince nazarla bakmamız gerekiyor hepsine. O helaliyet hassasiyetinde. Evet. Has. Dur. Helaliyet hassasiyetinde. Has. Sana has. Hassas. Sana has hassas. Öyle ne olmuş tabii burada? Oraya baktım diyor. Öyle kat iyi. Şuhudi, İspani bir vicdan, bir itminan, bir iman ile neyi o sıfat ve esmayı tasdik eder bu haritada. Edebilmesi için haritanın dışında olan yapar. Bu harita yapmıyor. Bu haritayı saydı. Hmm. Bu esma ve sıfatı tasdik eden harita değil. Haritadan görüp tasdik eden haritanın dışında birisi. Allah özellikleri sende de var mı o zaman? Ve o yani biraz hayır. Şey oldu ama. Esma ve sıfatın nümuneleri var. Yani sende de var bu aynısı. Esma ve sıfatı. Mesela bir örnek verecek olursak mesela. Kelam sıfatı mesela. Ha işte konuştuk. Var değil mi sende? Bendeki kelam sıfatı nasıl işler yapıyorsa Allah'taki de aynı o şekilde işler yapıyor. Sende numunesi. Numunesi. Aynısı. Ama bu sistem bu şekilde o zaman işliyor. Diyebilir miyiz? Sistem bu şekilde değil, bu şekilde bilelim şimdi. İşliyor da değil. Ama böyle seyrediyorsun artık ilk önce. Sonra kat'i, şuhudi, izani bir vicdan ile, itminan ile, sonra ne dedi? Bir iman ile. Abi bilgi demedi bak orada bilgi yok. Bilir demiyor. Yok yok. Burada ilim yok. Evet. İlim yok. İlim sıfattadır. Ne acayip. Kat'i, şuhudi, izani bir vicdan, itminan ve iman. Sıfat ve sefesidir. Hem çok kolay bu iş, hem hazır yanındaki aynısında hiç uzun bir seyahat-i fikriye muhtaç olmadan imanı tahkiki kazanır. Abi bir örnek var, bismillah. Sizin de verdiğiniz bir örnekte ama ben de bizzat yaşadım. Siz de onu bir kere konuşmuştunuz derslerde. Balık meselesi var ya abi. He. Şimdi yolda, arabada giderken bir gün balık düşünürken balığın kokusu burnuma geldi. Bunu da fark ettim. Hiç daha önce fark etmemiştim. Mutlaka daha önce de oluyordu bu. Bilmiyorum dersin etkisinden olabilir. Kaç sene oldu yani. Baktım balık sadece bilgi, görüntü, resim olarak bizde değil. Balığın kokusu da var. Zaten büyükler veya bu işin aşınası olanlar mesela bir şey yemek istedikleri zaman
Bizim gibisi hayal etme, hayal atabilsin olmuyor. Hayal aktif olunca onların hayali hayal değil, realite gibi. O artık balık deyince kokusunu da alıyorlar, tadını da alıyorlar. Onun hakikatiyle de duyuyorlar. Aynen. Şimdi buradaki mesela, buradaki tarif, yani bu bizim örneğimizdeki tarif abi. Kati ve şuhidi. Şimdi... Ve vicdani. Balık var sende yani. Evet. Öyle düşünebilir miyiz? Tabii. Şimdi 19. sayfadan okuyacağım Ömer'den. Diyor ki, imani tahkiki, burada ne dedi? Hazır yanındaki aynasında hiç uzun bir seyahati fikre muhtaç olmadan imani tahkiki kazanır. İmani tahkiki kazanır. Birinci emare, imani tahkiki ilme yakinden hakka yakine yakınlaştıkça daha selbedilmeyeceğine ehli keş ve tahkik hükmetmişler ve demişler ki ilme yakinden hakka yakine. Sekerat vaktinde şeytan vesvesesiyle ancak akla şüpheler verip tereddüde düşürebilir. Sekerat vaktinde bu nevi iman-ı tahkik ise yalnız akılda durmuyor, belki hem kalbe, hem ruha, hem sırra, hem öyle letaife sirayet ediyor, kökleşiyor ki şeytanın eli o yerlere yetişmiyor. Öylelerin imanı zevaldan mahfuz kalıyor. Bu iman-ı tahkikinin husuluna vesile olan bir yolu, velayet-i kamili ile keşf ve şuhud ile hakikate yetişmektir. Bu yol ehassı havassa mahsustur, imani şuhudidir. Bu imanı şuhudu ne demek abi ya? O için itiraz edecekler. Şuhudu olan şey nasıl iman olacak abi o zaman? Mesela bu işte meşgul olanların bir tanesi bana söyle, tenkit edilmemiş olsun. Her bir mesleğin itirazcısı ve rakipçisi, düşmanı o mesleğin dışında olan değil, o mesleğin içinde olanlardandır. Hasetten, rekabetten. Umut Bey, her mesleğin mesela ayan, sen berbersin kardeşim. Ben sana haset edebilir miyim? O güzel yaptı da ben niye yapamıyorum? İstesen böyle yapamayın, ya fıtır değil. Olmaz. Yani gıpta edersen ama haset edemez. Diyeyim sana. Seni kim haset eder? Başka bir berber. Başka bir berber. Ya bir denklik mi? Emsal. Emsallik. Şimdi ikinciyi düşün, şey dinleyin. Ondan sonra geçeceğiz şey. İkinci yol. Bu birinci yoldu. O ehasa havasa mahsus bu yol. He. İkinci yol. İmani bil gayb cihetinde bu birinci yol, daha çok üstün bak ikinci yol. İmani bil gayb cihetinde sırr-ı vahim feyziyle. Sırr-ı vahim. Vahim çözeceğiz, bir de sırrı varmış. Tamam. Feyziyle burhani. Burhan yok burada. İyi çekiyor. Burhani. Taşıyor seni. Seni taşıyan. Burhan seni taşıyor. Ve Kur'an'ı taşıyor. Bir tarzda akıl ve kalbin intisacıyla hakka yakin derecesinde bir kuvvet ile zaruret ve bedaet derecesine gelen bir ilme yakin ile. Zaruret ve bedaet. Yukarıda iman-ı tahkiki ilme yakin. Zaruret ve bedaet. Mesela aleminizde kendinizde kalsın söyleyeyim. Yani size sorayım. Allah kesin mi? Mesela aleminizde. Yani tasdik etmek için değil. Alemine bak bakalım. Ne diyor? Allah kesin mi? Bunu peki, kim soruyor? Sen mi kesin? Sen mi kesinsin Allah mı? Bir kendinize 10 saniye millet veriyor. Ben de dahil. Allah mı kesin var, ben mi? Karıştırmayın aklınızı. Ha böyle yoğunlaş.
yanlış, şahit olana, hiç kim burayı ifade etme. Bir daha, kalbine yanlış, Allah mı kesin, sen mi? Öyle. Peki, kopun şimdi. Abi zaruretle veda etti. Ben bitireyim. Abi devam. Ya tamam tamam. Vacibin karşılığı gibi anlayabilir miyiz onu? Vacibin gücü. Ben daha kesin. Ha bizdeki, evet onun bizdeki karşılığı. Soruyu soran cevaptan daha kesin. Bir zaruret. Ve veda tersinin gelen bir ilme lakinele hakaiki manayı tasdik eder. Bu ikinci yol, Risaletin Nur'un esası. Risaletin Nur, vahyin, vahiy kullandığı için, Risalet, Risaleti kullandığı için bu şeyde, bu meselede Risaletin Nur oldu. Risale-i Nur var, ilmi. Risaletin Nur, vahiy ile, vahiyin aynadarlığı. Tamam. Risaleti Nur'un esas, yani arasındaki fark izah diyenlerin gönderilir. Risaleti Nur var bir de. Yani. Risale-i Nur var. Risaleti Nur var. Resail-i Nur var. Sirac-i Nur var. Sirac-i Sürc var. Sirac-i Sürc var. Risaleti Nur, bak Risaleti Nur'un esası ikinci yol. Mahesi maya. Temeli ruhu hakikati olduğunu kim söylüyor? Has talebeleri görüyorlar. Has, has, has olmayan. Başkaları dahi insafla baksa Risaleti Nur hakaiki maniyeye muhalif olan yolları gayet yolları gayri mümkün ve muhal ve mümtene derecesine gösterdiğini görecekler. Tamam mı arkadaşlar? Hakikat insani haritası bu. Bütün dünyanın bir noktaya, o noktaya, yani o cihana hakim ol. Kolay yol bu. Yoksa bütün köy yollarını, ilçeden giriş yollarını, ilçeden köy gidiş yollarını, Türkiye'de sırf Türkiye'nin yolları, köylerini dolaşsan ömrün yet. Ama getir harita önüne, haritada seyret. Hem daha eğer bilgisayarlı ise de böyle açarsın. Hani zahirde harita, öyle bir laptop olsun, tablet olsun, tamam mı? Burası mı? Abi burada ne var? Ağaç. Abi ilçe, ağaç, köyler. Abi bu köy. Aynı yerden gidiyoruz. Aynı yerde hepsi bindirilmiş. Nokta, şimdi ben nokta gördünüz mü şimdi? Şimdi anlaşılır. Gafur! Gel abim buraya. Öncekisinden kop. Abi Allah aşkına bir dakika. Bir şey, çok özür dilerim. Yani tamam. Bir şey yapacağım Allah aşkına. Geldi. Bakın geldi. Şimdi bakın abi. Bakın şimdi. Allah aşkına bakın. Aynı şimdi şey, hayır. Hayır. Bakın abi şimdi ben kaç bu kamera kaç tane Hasan Akar görüyor şu anda abi? Şimdi şey cep telefonu mu? Evet. Çekiyorsun? Evet. İki tane. Üç tane. Bir tane daha bir tane çekiyorsun. Üç tane. Şu anda abi hem burayı görüyor hem sizi görüyor. Şu kamera. Sen üç tane görüyorsun abi ama. Ben üç tane görüyorum ama abi. Şimdi sen varsın. Elinde senin cep telefonun var. Tamam. Cep telefonunda da bu dersi çeken kamera var. Bir de gözüken var. Evet. Kameranın ekranı bunu hem sizi güzel görüyor hem kamera beni görüyor. Evet. Senin cep telefonu kamerayla da beni görüyor. Sen ise hem elindeki cep telefonu yani böyle tutmuş. Evet. Burada da kamera var. Gafur abi 3 tane Hasan abi diyor. Evet. Evet. Sen 3 tane görüyoruz. Nokta nerede abi Gafur abi burada? Ben kimim? Nokta nerede burada abi? İyi, hepsini ip çek böyle. Hepsini bir çek yani. Evet. Hepsini ip çek. Birbirine bindir. Nokta oldu şimdi. Ha nokta oldu. Fotoğraf. Çek. Çek böyle. Tam bir nokta yap. Yapabilirsen
Ha. Beni de çeksene. Sen değil abi. Üç tane Hasan abi lazım bana. Birbirin. Şimdi bu tablet. Tablet. Türkiye haritası. Rize. Erzincan değil. Değil mi? şimdi bir ilçe söyle. Refahiye. Refahiye. Şimdi gözükmüyor. Erzincan gözüküyor. Şeyi. Hani var ya, bir tepki telefonla açıyoruz ya. Zoom yapıyorsun ha. Büyütüyor. Ooo! İlçeler! Çıktı mı? Tamam. Ama Erzincan yok oldu. Erzincan yok. Erzincan göremezsin. İlçelere girdi. İlçelerde Refahiye girince ne Erzincan var, ne diğer ilçeler var. Bizim köye giderse öbürleri de kalmayacak. O da yok. Bak şimdi. Ama yok da. Nerede? Çok güzel çıktı. Bu aynı o oldu abi. Tamam. Sonra? Sonra Refahiye hangi köydün abi? Avşarözü. Avşarözü. Aç abi. Köye gir. Avşarözü. Erzincan var mı? Gözüküyor mu önünde? Hı. Nerede? Ama oradasın değil mi? Ama değilsin. Sen bursun işte. Ne yapıyorsun derste? Türkiye şehirler haritası. Aç. Bir derste açtık. İlçeler. Aç. Senin ilçen. Aç. Köyün. Aç. Mahallen. Aç derken telefon. Aç. Mahallen. Aç. Uydu da. Aç aç. Hepsi var zaten. Bu fotoğraf da aynı şeyi yapıyor aslında. Getirsene bakayım abi. Aç abi bunu. Şimdi. Bakayım. İlk önce. Burası Erzincan abi. He. Refahiye. Allah. Siril köyü. Burada ben içinde abi. Allah Allah. Bir dakika. Harika. Aha bak. Nasıl? Dört tane Hasan abi var. Büyükten küçüğe. Bak. Bak yapar mısın? Ben tutayım sen yapar mısın? Şimdi kamera görmüyor. Sen bir şey yaklaştırma şey var. Hayır dur bir dakika şey var üstünde var. Tamam abi. Yok aşağıda ya kitapların üzerine koyarsınız. Ha. Kitapları tut üstüne koyma. Burası Erzincan. Tamam. Geldik. Refahiye. Geldim. Avşarözü köyü. Biraz daha geldim. Bak orada köyün içinde sen varsın Hasan abi. Bütün cihanı bir nokta yap, o noktaya hakim olur. O zaman cihanı hakim oluruz. Ama dikkatinizi çekiyorum. Refahiye girince Erzincan yok oldu değil mi? Bitti. Yani Refahiye'nin içine girince Refahiye de yok. Refahiye'nin canlısı. Göremiyoruz. Daha sen gösteri ediyorsun. İçine girdiğin zaman yok. O defa yok. Orası oluyor. Her şey için bir yerde girdiysen yok. Peki sevgili Mahmut şey miydi ya? Mahmut şey. Fatih. Gel de çöplük dar çekelim. Böyle bir istidat. Yani çöplük ederken dünyayı en iyisini yapacaksın. Yapmayacaksın bir işi, yapmayacaksan. Çok iş yapmayacaksın. Az iş yapacaksın ama en iyi yapacaksın. Bana bugün sordu. Mesleğin ne dedi? Yani nocuların şeyi dedim de. Yani bu içinde ne iş? Hangi sahada? Gayetle meşgul. Bir sahada da gayet. En fısil. O zaman dedi ki, daire-i misali ile alem-i misali arasında ne fark var? Hükmünü de söyleyeceksin bana, merak ediyorum. Bugün bir sesli şey atmıştım. Adam rüyada köpek ısırdığını görüyor. Dinlediniz mi? Ve köpek izi var. Bir ona şahittim. Ben köpek izini gördüm o kişide. Karısıyla konuşturdum. Bizim köy. Bacımız yemin ederek öyle ikisine de yaptırdım ve yarayı da gördüm. Kan akmıştı gece kalktığı zaman. Bugün bir tanesi
Sesli Almanya'da mesaj attı. 4 yaşında erkek çocuğu. 4-5. Savaş yapmış şeytanla. Sen şey yapacağım. Vurdum sana. Geberttim ama dedi. O bir yumruk atmış. Çocuğun ağzı kan içinde. Kalkmış yatak kan içinde. Kendi elini vurmamış. Vursa belli olur. Peki rüya mıdır? Değil. Ama hakikat mı atar abi? He? Hakikat mı? Hakikat. Hakikat olmasa kan olmaz. İşte hatta bu köpek ısırdığı zaman heyecanla sabah kalkınca tatanoz aşısına gideyim demişti. O için yapmıştı. Abi o yakaza da bedenle beraber olması çok ilginçime geliyor. Yakaza bu. Bak, alem şehadet rüya, onu bir dinleyin ya. 11 dakika. Aslında öldürdüğü şeytan hangi şeytan? Kendi şeytanı. Şeytanın payandaları var. Öldürmüş. Kendi şeytan olsa olmaz, ölmez. Evet. Başka bir şeytan o sanat olmuş. Başka bir şeytan. Bunu cin zannetmeyin. Evet. Şimdi ne diyecektim, bir şey demiştim. Abi ya kazada dediniz ya orada. Alem-i şehadet, ışık, rüya, ya kaza, daire misali, alem-i misali. Peki rüyada ise hisler var, bedeni taşımış. Yani ihtinam oluyoruz. Koşuyoruz, terden soluyoruz vesaire. Yakazada ise ruh olduğu için ruhun yansımaları bedende de aynı fiilen gözükür. Mesela ben bugün bütün randevularım sabaha kadar doldu salı gününden. Salı günü izinliyim mi? Çarşamba günü doldu abi randevularım. Gece sabaha kadar tıraş ettim abi. Ve sabah kalktığımda yorgundum abi. Bir müşterimi tıraş edemedim, saatinde alamadım. Onun stresiyle gece 5'te uyandım abi. Aynı şeyi yaşadım yani dün gece. İnanılmaz stres yaşadım hani. Gerçek hayatta o kadar yaşamadım onu. Rüyada mı? Rüyada yaşadığım stresi gerçek hayatta çekmedim. Ve 5'te kalktım onun şeyinden. Hasan abi rüya dediniz ya, alem-i misal dediniz. İnan yoruldum abi. Yakaza dediniz, alem-i misal. Daire-i misal. Daire-i misal. Bu tefekkür nerelerde abi? Mesela tefekkür iken mesela o hal nereden şey yani mesela yaşıyoruz bazen yani karışıyor mesela. Birbirine. O bak, kaçıncı şeylerde yani nerelerde? Harun, iki Harun ya. Hanginiz sen büyüksün tabii. Harun bir, Harun iki olsun. Harun. Bu işte meşgul. Olmazsa nasıl anlatsak ne olur? Ya bırak yapar böyle. Ya yapacak hiçbir şey yok. Tamam, yapacak hiçbir şey yok. Yani Risale-i Nur'da alem misali okuyacaksın toplama. Daire misali var. Alem ervah var külliyatı mevzu. Daire ervah var. Ondan sonra Esma'yı okuyunca cilve cevan akşam. Yani alem misali okuyacaksın. Yazacaksın, çizeceksin. Tamam mı? Sonra daire misal okuyacaksın. Yakaza geçen yerleri okuyacaksın. Rüya bahsini okuyacaksın. Alim şehadeti kısmen biliyorsun. Onları harman edeceksin. 3-4 tane mevzuyu bir de bakacaksın. Ha bu budur, bu da budur, bu da budur. Belki de 20 senelik bir birikim. Ben ne bir 20, en az 30 sene bu rüyaydı, bu yakazaydı. Yakaza bu ruhadır. Rüya ise bedenseldir. Efendim abi. Tefekkür ettiğin zaman hangi alemde mi oluyorsun? Onu sorma. Tefekkür de mesela bazen karışıyor abi işte yani. O nerenin şeyi mesela öbürsü ruhsal dediniz. O tefekkürdeyken. O şey vardı ya biraz önce açtık ya. O tefekkür eden de açan da. Hadi arkadaşlar açalım dedik. Türkiye, şey dünya haritası, Türkiye, şehirler, Erzincan, tık tık açıyorum böyle bak. Refahiye, ne köyü de şey, Avşaröz'ü. Avşaröz'ü köyü. Sizin mahalle, bizim Erzincan mahallesi derler. Bizim ha? Öyle mahalle, yukarı mahalle. Yukarı, Türkçesiyle okul mahallesi. Mesela. Evet, tamam. Ondan sonra bizim mahalle, Leroz diler derler. Tamam mı? Hangi ev abi? Hangi ev? 46. Ev 46 mı? Tamam. Tevafuk mu? Nasıl? Nasıl?
46 abi. Ve işin tarafı 46 numara bizim bina. 4 kat misafirhane. 4.sü de misafirhane sizin geldiğiniz yer. Geleceğiniz yer. Her Nurcular gelsin misafir. Hem dershanedir hem ailece. Yazın gelsinler 5 gün 15 günde kalsınlar. Onun için 46'nın 4'ü hepimize ait. Peki. Dün kaçıncı seferde kalmıştık şey geçen hafta? Bu malumatlar tamam mı? Açtık. Bir noktayı cihan yap. Kapat. Telefonda bitmiş. Adam hiçbir şey yok. Ama burada MOBES ile Refah'ı seyredip. Bir internete de bağlanmışsan. Tamam. O adam canlı konuşursun. Rize'de MOBES'e var. Ben kaç sene önce bu bizim hadiseden önce bir sene bir size ders yapmıştım. Oradan girdik MOBES'den Rize'den cadde gözüküyor. Adamla konuşuyoruz kiraz satıyor. Hem kiraz satıyor tamam mı? Hem de ben onu MOBES'den görüyorum. Yeserli şey yapmıştık böyle. Seyrediyorum yani tamam mı? Hem konuşuyoruz hem seyrediyoruz. Bunu buraya bağladık. Ondan sonra dedim ki Sami bak müşteriye az verdin bak. Buradan. Bilmiyor ya MOBES'i. Bakma etrafına. Bakma. Bak kantara şey yaptı. Öyle şok oldu. Hala ve öğrenmemişse beni Elge'ye zannediyor. Oysa ben internette Elge'ye. Görüyor musun? Abi sen burada... Bunun gibi... hakikatini düşün. Efendim abi. Burada şimdi Cenab-ı Allah'ın hakikatenler. Bütün izliyor bizim. Aynen. Kantara o. Bak MOBES'e. MOBES'e ile ben adam Rize'deki canlı yayında kiraz koyarken el arabası vardı. Satarken görüyorum. Ameliyatlar uzun görüşüyor. Orada değilsem orayı nasıl görüyorum? Oradaysam niye orada değil? Bunlar belli sorular değil. Allah madem her şey görüyor niye burada değil? İşte. Külli nurani olmak mı okumuş muyduk? Abi 15'te kaldık herhalde. 15'ti vay be. Ya niye ezberlemiyoruz? 15 evet. Dur ben size diyeyim. Hiç yazmıştı. Evet 14 okuduk değil mi? 15'e devam et evet. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bundan öncekileri saymıyoruz. 45 dakika. Kemal abi Allah'ın emri. En azından o noktayı anladık mı abim? Evet abi. Ama abi müthiş ya. İyi oluyor. Malzeme vermeden hadi burayı eşleyemek gibi bir şey oluyor. Ali. Müthiş ya. Müthiş yani o şeyi merak ediyorum ben. Sizin bu teknolojiyi gelip biz kullanıyoruz ama siz ilme de malzeme yapıyorsunuz. Aklım hep bunlara çalışıyor. Yani çok işinize yarıyor. Şu Abdülhamit'ten kalma Abdülhamit'e ile geldim. Gelene kadar bir siz geleceksin. Bir 45 dakika ben 3 saatte geldim. 80'li oda 2 defa saat. Bir şey anlatacağım. İki defa saat çektim harareti düşsün diye. Zor geldi. Orada iken bile kafam Allah Allah. Motor orada. Burada hararet. Harareti sürüyorum elim. Hararet değil. Yüz gösteriyor. İbre var ya ibre. İbre sıcak değil. Ama yüz gösteriyor. Bir şey vardı abi yine. İnsan da bu. Bir gün birisine kızmıştınız. Demiştiniz ki, bilmiyorum nerede, derste kullanıyoruz. O inanmadığınız cehenneme gideceksiniz. Onlar. Evet. Öyle bir cümle hatırlıyorum. Evet. O inanmadığınız cehenneme. İnkar edip reddettiğin ahirete maalesef gidiyorsun. Şimdi bunu Kur'an hakikatlerinden okuyoruz. Diyoruz ki, bütün cihanı bir noktaya, o noktada... O noktaya hakim ol. O noktaya hakim ol, o noktadan bak. Yapabilirsen bir nokta, o zaman hakimsin. Diyoruz. Adam bunu reddediyor. Evet. Değil mi? Bütün bir noktada... Kainatın olduğunu reddediyor. Öyle bir şey yok diyor. Du ne zaman? 100 yıl önce böyle diyordu. 50 yıl sonra fikri değişmeye başladı. Şimdi atomun içinde bir kainat var. Bunu da kitaplar halinde yıllar yılı konuşuyorlar. Kuarklar, atomlar, işte alfalar, betalar filan. Şeyde hakikatleri konuşuyorlar abi. Evet, onları konuşuyorlar. Aynen. İnsanlar kendi lisanları. Bu lisan değil ama bunu konuşuyorlar. Şimdi Amerikalılar şey yapmış,
Uydudan Texas bilmem neresi şeyi gösteriyorlar, o ormanı gösteriyor, o ağacı gösteriyorlar, o yaprağı gösteriyor. Hepinizin bildiği video. Ama bir de bir gözle bak. Dur bakayım dedim. Ondan sonra bunu gösterdi. Sen çık dedim ortadan. Sen çık. Tamam çık. İndi. Yaprak. Yaprağa indi. Yaprakta bir hücreye indi. Hücrede bir atoma girdi. Ondan sonra açıldı. Baş, en başta başladığı gibi aynı. Aynı abi. Demiştim. Ondan sonra ona şey demişler. Biz cüzkül diyoruz ya. Onlar makro ve mikro. Makro mikroda, mikroda makroda. Evet hocam. İshalin o. Bambaşka. Ya. Abi sizin dayanamıyor. Eneden öteniz var mı? Ene daha ötem yok ki. Teklif kime yapıldı abi? Teklif insanlığa yapıldı. İnsanlığa yapıldı. Senin sualini söyleyeyim. Sual sorma konunun yarısını biliyor demektir. Bana bir anlat ufkumu aç. Estağfurullah abi. Şunu sadece düşündüm abi. Ene bahsini okurken enaniyet verildi ki size onu kendinize misal yapın, Allah'ı tanıyın. Yani sanal olarak Harun'un laflarıdır. Nasıl meridyenler, paraleller falan var ya, olmayan bir şeyi var gibi bölüp dünyayı işte orada burada parçalıyorsun. Az önce söylediğiniz gibi işte ağrı burada. İşte Trakya burada. İşte ben onları canlandırırken Türkiye haritası gözümün önüne geldi. Şimdi bu şekilde emeğiyle Allah'ı tanıyoruz. Allah-u Teala bu emeği, bu vazifeyi yapsın diye kime vermiş? Teklifi kime yaptıysa ona vermiş. Teklif sanki enenin daha gerisi gibi abi ya. Ene bir alet değil mi abi? Farazidir hak diyor ama. Aleti kullanan birisi var yine. Enaniyet ayrı. Enaniyet enenin vücut haricisidir. Ene? Ene meçhuldaki kainatın o çekirdeğin bizdeki timsali. Alet değil mi abi? O ene alet değil. Alet değil sorum. Ene ne kullanıyor? Alettir. Aletse birisi kullanıyor abi onu. Bu bak. Ona verildi o zaman. Bak bir zahir manası var. Ene alet. Batın manası vardı ki bendir. Burada bir tane. Evet. Yani ene alet o benlik. O 30. sözdeki benlik. O ene. O değil. Parladaki meçhuldan bahsediyoruz. Meçhul. Tamam işte alet değilse ona gitmiştir abi o zaman. Alet. Aletse var. Alet var. Güzel. İkisi de var. İnsandaki, okuyorum, altın nokta. İnsandaki akıl, kalp, ruh, zahiri, batını, duygular vesaireden maksat, bir daha, insandaki akıl, kalp, ruh, zahiri ve batını, duygulardan vesaireden maksat, Cenab-ı Hakk'ın sıfat ve esma ve şuunatının bizzat tecellisidir. Maksat bu. Evet. Maksat bunlar. Maksat bunlar. Demek insandan maksat nasıl ki tecelliyat-ı esma-i ilahidir, öyle de gözden, basirette maksat, basir yani basar, sıfatının tecelliyatıdır. Oradaki maksat kelimesinin bu çözülmez işte. Maksat bunlar. Evet, ikisi. Yani maksat bunlar nedir yani? Akıl ve zihinden maksat, alim. Hakim gibi esmanın tecelliyatıdır. Kalpten, ruhtan maksat, ehadiyet-i ilahiyenin tecelliyatıdır. Öyleyse ikide bir niye akıl kalp ruhsu letaif deyip duruyorsun? Yani onların asıl maksadından
mevcudiyetlerinin hakikatinden inraf ediyorsun. Arkadaş, ismi zahir ve batın beraber tecelli ediyor. Fakat şartları, hükümleri başkadır. Tatbikatta karıştırmayacak, lakin evvel, ahir, zahir, batın gibi esmanın muktizasını en evvel enfusi dairede yaşamalısın. Ya bu birisine hitap etmeyeceğiz ama kendimize yapacağız. Kendime yaşamalısın. Yaşamaya çalışalım demeyeyim de. Harika mı veriyorsun harika? Yani kendime böyle bazen bunu aldığım zaman okuyorum. Mesela bugün araba hararet yapmış, motor duman atacak. Baktım ya ibre, ulan dedim ibre de yanıyordur galiba. Baktım ibre hiçbir şey yok. Ancak sigara. Burada gösteriyor, orayı. Hariç bir yeri burada gösteriyor. Ama kendisi yok. Şüphem de yok. Orada şüphem yok. Şüphem olsa çekmezdim sağa. Orada aynı. Sanki motorun içinde sıcaklığı hissettim. Sanki şuhut. Motorun içinde şuhut. İbrahim şuhut. Anlıyor musun? Yani şunun cevabını verdiniz mi abi şimdi? Siz mi daha kesinsiniz? Allah mı daha kesin? Benim alemimde ben kesin hocam. Çok, kendime çok sordum. Zorladım. Bu daha olabilir mi? Kesinlikle ne benim kesinliğim mi? Hiçbir zaman aklım gitmedi. Tamam, Allah kesin. Sen kesin soruyu soran cevaptan daha kesin. Ben varsam demek ki Allah var. Ha. Demek ki diyor bak. Sonuca gidiyorsun. Kesin odana gidiyorsun abi. Kesine gidiyorsun abi. Sonuca gidiyorsun. Yani kesin de doğru biliyor musunuz? Kendi kesinliğin varsa kesin Allah da var. Kesin var. Eğer Allah kesinse aleminde o zaman niçin peki ikisi de doğru? Ben belki olmayabilirim Hasan abi. Burada. Peki şöyle kaldırın elinizi. Ondan sonra konuşacağım. Niye ikisi de doğru? Mesela ben kesinim sonra Allah var. Alemin. İlk önce ben kesinliğim de. Benim kolum mu var parmağım mı var abi? Kolum olmasa parmağım olmaz Hasan abi. Hı. Bu ben, bu Allah gibi düşünüyorum abi. Bu olmazsa bu olmaz. O zaman ben bir şey soruyu sordum. Şeyimdeki... Sen ilk önce gözünü kapattın böyle. Bu gözünü kapattığın zaman Allah mı kesin, kendin mi kesin? Allah kesin bence. Sence ilk önce Allah kesin. Allah kesin diyenler el kaldırsın. Ben şey harun hangisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yok zorlamayın. Alemizde ne çıktı? Arayanı var arkada da olur. Kim var içeride? Ali. Neyse onu sormayalım. Tamam kahve kültür. Ben kesin olmayabilirim de. Ölmüş olabilirim. Derste de olabilirim. Evet. Ölmüşsen de kesin ben sıra ama. Peki. Bu gözümüzü kapattığımız zaman ben kesin diyenler kimlerdi? İsmail Başkan. Ben. Yasin. Ben de diyeyim abi. Doktor ikisini de kaldırdı. Harun abi. Çünkü ilk önce ben hiçbirini kaldırmadım. Önce onun kesinliğine şey yaptım. Sonrasında tekrar bir şey söyleyeyim. Yani ben de kesin abi. Kendi şurutu olduğu için kendi kesinliği. Bu adam bu. Sen abi üçüncüsüne kaldırabilir miyim? Üçüncüsüne kaldırayım abi. Motor sıcak olduğu için ibre yüzde olduğu için motor sıcak. Yok abi. Motor sıcak olduğu için ibre yüzde abi. Evet. Değil bence. Böyle ibre yüzde olduğu için motor sıcak değil. Bazılarının ibre bozuk olabiliyor abi. Motor sıcak oluyor. Soğuk oluyor. Benim Ali. Abi insanın varlığı da iradesi de isnat edilmiş, nispet edilmiş bir varlık. Hakiki varlık değil. Kesinlik dediğimiz zaman soru başka türlü anlaşılıyor. Yani bu fikir yürütme de ben şunu istiyorum sizden. Gözünü kapatınca yani ne sana hakim ol? Onu istiyorum. Zorlanma. Zorlanma. Benimki
Allah benden daha çok var. Daha limitli. Ben de öyle. Düşünce yok. Düşünce yok. Düşünceni çünkü yani şu anda ben diyorum bak bir daha söyleyeyim. Cevaplamadığım için değiştirmek. Şu anda ben gözümü kapattım. Allah mı kesin, ben mi kesin? Abi sırf şu düşünceniz Allah'ın kesin olduğunu gösteriyor. Sizden daha çok. Neden biliyor musunuz? Siz o gözlerini kapattığınız zaman artık burada değilsiniz. Hani diyorsunuz ya, benim bir başaramadığım bir şey var, onu hep söylersiniz. Şu namazı kılarken çıkın yukarıya, namaz kılış şeklinizi seyredin. Değil mi? Bunu siz kabiliyete çevirmişsiniz. Biraz belki uğraşsın ben de çevireceğim belki de. Demek istediğim şu ki, eğer oradan buraya bakılıyorsa, o buradan daha kesin. Onu demek istiyorum ben. Hocam, oradan buraya bakılıyorsa Hasan abi bir şeyin delili nispet olduğu yeri kesinleştiriyor. Biz Allah'lığının bir delili değil miyiz? Biz Allah'ı ancak kesinleştiriyoruz. Yani onu mevcudat ayeti Allah'a göstermiyor mu abi? Sen söyleme Hasan abi. O zaman herkes de o zaman atar abi işte diye. Öyle. Söyleme. Cevabım yok. Söyleme abi. Başlayalım. Biz yokken Allah'ın Harun rüya alemi var mı? Bu soruya mağlup da cevap ver. Şey ki hocam şeye dönmesin şimdi. Bu bir tasavvuf meselesi var ya. Öyle değil abi kesin. Biz yokken. O bizim Allah'ın. Biz yokken. Ya dönmesin dedim. Düşünürken. Kendi aleminizi seyretmek istedim. Ben elhamdülillah hocam. Yok yani sorunun... O konuda sizin için yok. O iş için seçenmeyeceğim. Yok yani burada bir... Yok ya. Değil de ben çok memnunum. Bakın bakış ne var tarzınız. Aşta mıdır, lef-i mahfuzda mıdır? Şu anda sizin sorunuzu şöyle... Aklım mı daha kesin? Yoksa kalp ve ruhum mu dedim. Ama bir anda bebekliğim gelince hatırıma dedim ki o zaman akıl neredeydi ki? Ruh ve vardı o zaman. Yani Hasan abi bir şey oraya ve buraya tamam, koymak gidelim. Zorunda mıyız? Yok. Peki abi gidelim biraz daha. İsmet devam et. Ne diyor biliyor musun? Niçin bıraktım soruyu kafanızda? Bitti o. Cevabı yok. Çünkü soruyu gönderin. Cevap ne zaman gelecek size? Bir şey sorabilir miyim? İnsan Allah'ı hakkal yakin derecesinde hissedebilir mi? Şüphesiz. Risale'de geçiyorlar. Hissedebilir. İşte onu okuyoruz da. Var 146'da okuduk ya. Evet, yani insan sıfat ve esmasını duyuyor. Sıfat ve esmada Allah yok. Allah'tan kopuk değil. Kesin var. Tamam kopuk değil de o değildir abi. Ondandır da o değildir. Yani ama Bismillahirrahmanirrahim de Allah yok mu? Ondan da ama işte böyle bir şey ya. Sıfat ve esma Allah'tadır. Ama Allah'ın mahiyeti zatiyesi değildir. Mahiyeti zatiye, şunati zatiye. Sıfat, esma. Hepsi bir bütüne, vacib bir vücut diyoruz. Hocam Yasin'e... Demek için geçelim hadi. İsmi Batın diyor ki, sen değilsin. İsmi Batın diyor ki, o lügattan, sen değilsin. Cemal ve Kemal ilahinin aynı tecelliyatısın. İsmi Batın cihetinde şu yazan elin el değildir. Ona taarruk eder tecelli esmadır. Esma kendi kendini yazıyor. Biz cevap gelmiş. Mesela şöyle diyeyim. Kafir mümin fark etmeden esma tecelli ediyor herkeste. Bugün anlattım. Mesela bazı kafirlerin suratları, simaları beyazdır. Nurani değil beyazdır. Parlak. Mesela Japonlar senede ortalama 43 kitap okurlar. Japon. Ve metroda, otobüslerde ellerinde kitap var. Bizimkilerde tamamen cep telefonu var. Bizimkiler telefondan okuyorlar. Şey,
Ama biz 43 senede bir kitap okumayan insan var. Bu da Allah'ı tanımak ve cenneti bekliyor. 43 yaşında daha bir kitap okumamış. Daha okuma yazmam yok, bir kitap dinlememiş. En azından bir Kur'an bile okumamış. İman ettiği Kur'an'ı okumayı bilmiyor. İman ettiği kitabı bilmiyor. İman ettiği kitabı. Abi ben sana bazı yerlerde bu kitap okuma meselesi. Bir zamanlar 2005'te bir Ankara'nın bir profesör zakat diye. Yani profesör dedi ki, kardeşim beyefendi bir spiker sormuş. Beyefendi dedi, demiş, çok basit demiş. Oldburg Pazar sabahtan arası çok oluyordu. Ankara'da dedikodu. Evet. Dedikodu okur. Aslında da gerçektir bu. Ondan sonra biz de demiş ki sabahtan arası çok oluyordu. Dedikodu yapıyoruz. Onlar tek okuyor, dedikoduyu biz de yapmıyoruz demiş. Bir de şu var. Bir de biz şu an Japonya'yı böyle ileri görüyor. Çünkü Japonya abi çalışmasın. Onlar mecburuyor. Mesela biz desek ki sanayi planı istiyorsak yok. Tarla var yani mesela. Eksik. Elhamdülillah geçiniriz. Ama Japonya'da bu imkan yok. Japonya'da biraz aksaklık yapsalar aç kalabilirler. Çünkü tarım alır. O için okuyorlar. Gidiyor. Yani. Peki. Keza şu cesette maksat ceset değil. Şu kainattan dünyada maksat dünya kainat değildir. En iyisi imanı bir şuurla vicdani ve enfusi cihet olan dahilden harice bakmalı. Dahilden harice. Artık hariçte bitiriyorsun. Hariçteki tefekkürü hatırladınız mı? Nerede geçiyor bu? Dahildeki tefekkür bitiyor. 30. sözde geçiyor. He? 30. sözde geçiyor. En abasında geçmiyor. Hariçteki tefekkür bitiyor. Sonra dahile geliyor. Dahilden harice bakıyor. Dahilden harice bakıyor. Biraz önce okudum, Emirdan da anlatıyor. Dahilden harice bakmalı. O zaman seni haricin farklılıkları boğmuyor. Ama tersini yaparsan, afaktan dahili bakarsan dağıtırsın. Ve keza Nur-u Muhammediye aleyhissalatü vesselam her şeyi ihata etmiştir. Mahiyet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam tek başına kafi ve vafi olarak nihayetsiz tecelliyat-ı ehadiyeti aynedir. Vahidiyetini de göstermektedir. Arkadaş, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vari tek külli ve mühit cami ayni ekber gibi, yani tarzında aynı olabilsen, hani o tek başında bir ümmetti İbrahim Aleyhisselam için deniliyor Kur'an'da. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bütün Beni Adem'i tek başında şahsiyetine cem etmiş. Kimle neyi görüşmek istiyorsanız kendisini görüyordu zaten. O özellik her insanda vardır. En azından bunu başarmak tabii çok zor. Ama böyle bir dersini duymak, en azından karşı çıkmamak. Çünkü kendi kuyunu kazıyorsun, ayağın altındaki bastığın dalı kesiyorsun. Yani ne diyor ya? Bu çok haklı. İtiraz edene itiraz etmeyeceksiniz. Sakın ha. Hiçbir şey demeyin. Bilmiyor. Bilebilir mi? İtirazın kendisi adettir. Kuyuya atıyor. Kuyu bile değil. İtirazlar, bile bile itirazlar, nurcularda dahil olsa, vücut hesabına ademe çalışıyor. Onun tedavisi yoktur. Bunun dindeki adı cehl-i mürekkep. Bilmez, bilmediğini de bilmez. Hadis var abi. Peygamber Efendimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, haklı dahi olsanız diyor, başka biriyle diyor tartışmaya girmezseniz diyor, cennette yerinizi ben garanti ediyorum diyor. Ya. O hale o kadar şey.
tek başına Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, ya bunu ben ve peygamberi ben anlatacağım ya. Biraz enaniyet oldu, koptu ama. Şimdi aynı Ahmediye'de görülür gösterilir. Onu ben anlatacağım. 317 lemalar. Yaptık değil mi? Nerede yaptık? Burada mı yaptık onu? Nerede yaptık onu? Ama şu Sultan Bey'in de şu anda yayında derste. 1 saat 19 dakika. Bir bak. O da cemaate uygun. Aynı Ahmediye'de bütün 18 bin alem görülür gösterilir. Bütün alem gösterilmiş değil mi abi orada? Aynada bitmiş aslında. Hepsi. Biz burada esbaplı şeylerine muhatabız değil mi abi? Şimdi onun şahsiyet-i manevisini ceylan ediyoruz. Ondan kopuk hiçbir şey yok. Allah'a yemin ederim ki bunun uçması bile orada oluyor. Burası orası orası aynı. Burası orası orası orası. Böyle bir şey yok. Aç, 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 noktaya gir. Kapat, 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 kapat. O gemi örneği vardı abi, zaman açılıyor böyle geminin arkasında. Nasıl? Hep veriyordunuz ya, gemi gidiyor denizde. Heh. Açılıyor, kapanıyor, açılıyor, kapanıyor. Evet, su. Mesela zemin, gemi yarıyor. Açıyor, kapanıyor, açıyor, kapanıyor, açıyor, kapanıyor. Allahu Ekber. Ne acayip bir alem. Alemler. Cennete kanaat edenler cennete gideceklerdir. Ama cennete gidecekler. Oraya. Başka yerlere. Devam ediyor. Yani şey diyorlar mesela. Ben diyor cehennemliyim diyor. O da gülesim geldi bana da. Yani cennete kanaat edecekler ama bazıları da cehennem ilk olduğunu kabul ediyor. Kabul ediyor. Ya ben diyor cehennemliyim diyor. O insan yani, ölümü bayılmak zannediyor. Yok. Cehennemi hamam zannediyor. Çok rahat. Ben cehennemliyim derken inanmıyor. Yok, inanmıyor. Bir derece inanıyor da abi. Yani bir derece inanıyor. Çünkü şey yok ya. Hani herhangi bir... Niçin biliyor musun? Günahı var abi, o yüzden. İtikad ediyor, iman et. İtikad etse bütün atom paramparça olur dünyada. İman etse. İşe iman etse. Düşünebiliyor musun? Kur'an'da Allah'ın, peygamberin bahsettiği cehenneme ben oralım böyle diyebilirsin. Arkadaş, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vali, tek külli, muhit, cami, ayna ekber gibi yani tarzında ayna olabilirsen başka bir aynaya ihtiyaç yoktur. Zira sen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gibi adeta bütün mahlukatın aynadarlıklarını kendi içine alıp adeta kül gibi ayna hükmüne geçtin. Bütün aynaları da içine alacak bir aynısın. Zira hiçbir şey yok ki, hiçbir şey yok ki bu aynadarlık haricinde kalsın. Şu mesele İsmi Azam ve Nur isminin İsmi Azam cihetiyle anlaşılabilir. Nuranet siriyle bilinir bunlar. Bunlar. Şu konuştuklarımız. Mesela bir nokta yapayım başka. Güneşten gelen bir foton. Nokta bir bile değildir. Nokta noktası foton. Değil mi? Foton dediğimiz ışık taneci. Ama beyaz gibi gözüküyor. Ama aç içini, 7 tane renk var. O 7 tane rengi sayabilir misin Erdinç? Kırmızı, sarı, mavi, yeşil, turuncu, mavi, sarı, yeşil, turuncu, 7 renkti. Yani ne? Başka bir soru. Siyah var mı? Yeşil, sarı, kırmızı, mavi. En son malım yasa. 7 tane rengi iş yapar mısınız? Malım yasa. Evet, söyleyeyim derken söyle tabii yavrum. Kırmızı, turuncu, ondan sonra sarı, mesela yeşil, mavi, mor, bir de... Pembe. Pembe mi de mor, eflatun muydu? Magenta mı? İşte onun mor. Bir şey var. Daha var, öyle bir şey daha var. Siyah beyaz yok mu? Hayır, yok onda. Yok. Peki. Beyaz yok, sıfır renk var. 7 rengin birleşiminden beyaz oluşuyor abi. Şimdi onu diyecek değil mi? Peki hepsini aynı oranda birleştirsek ne çıkıyor Harun? Beyaz. Hepsini kimyasal olarak birleştirsek beyaz siyah çıkıyor. Boya çıkar. Ama siyah mı çıkar? Hepsini yani birleştirsek siyah boya çıkar. Ama hepsinden yansıyan ışınları aynı anda çevirdiğimiz zaman o daireyi
bütün ışın boyutları aynı anda yansıdığı için gözümüze beyaz görürüz. Beyaz bir renk değildir yani. Evet. Bir daha beyaz niçin bir daha anlatır mısın? Beyaz. Beyaz olma sebebi o yedi rengi bir halka içinde aynı anda çevirdiğimizde şöyle, oradan seken ışınların bütün yedi renginde dalga boyutu tek olarak gözümüze geldiğinden beyazmış gibi görürüz onu. Ben direkt, hakikatini görürüz. Aslan abi direkt sen de örnek vereyim. Senin saçın ne renk abi? Beyaz değil abi. Şeffaf. Yedi rengi aldığı için ortaya çıkan renk beyaz oluyor. Biz bunu 600 kere büyütülmüş kamerayla incelediğimiz için. İnceledesi mesleği. Tabii verir. İçi boş. Gözüküyor. Bunu şey... Saçın içi boş gibi. Su gibi. Beyaz saç. Beyaz saç. İçi su gibi. Yani renk pigment yok. Hiçbir şey yok. Pigment ölüyor. Şeffaf olduğu için yedi renk vurduğunda beyaz çıkıyor ortaya. Peki beyaz siyah... değil yani senin saçın. Peki siyah nasıl oluyor? Siyah bilmiyorum abi. Onu araştırmadım hiç. Siyah... Böyle yedi rengi birleştirdiğimiz zaman... Aynı oranda dedi ama... Kimyasal birleştirme olayı. Yani esas siyah renk dediğimiz şey bir kere... yansıma abi. Işın fotonunu yansıma. Farklı dalga boylarıyla görme halimiz. Yani biz belirli bir renk aralığını görebiliyoruz. Mesela... 24 bin çeşit boya rengi varmış abi kaynakta. 24 bin çeşit. Peki, bizim bildiğimiz... Peki şu sarı aslında sarı değil midir? Biz öyle mi görüyoruz söyleyeyim onu? Tabii o sarıyı yansıtır. Aslında sarının zıttıdır kendisi. Kimyasal sarı olarak sarının zıttıdır aslında. Bu kimyasal için. Olarak tabii. Kimyasal olarak sarının zıttıdır. Sarı ışığı yansıtır. Zıttı. Yani sarının dalga boyunu yansıtır. Ben onu sarı görürüm. Ad kudreti yansıttığı gibi. Aynen. Sarının zıttıydı, sarıyı gösterir. Aynen. Siyahın zıttı olduğu için siyah gösterir. Beyazı öyle diyebiliriz. Siyah yansımaz zaten, yutar her şeyi. Yuttuğu için siyahtır. Evet, yansıtmadığı için. Bak, şimdi ona gelin. Siyah, dışarıya yansıtmayan tek renk. Çünkü içeri alıyor, yok ediyor. O bize nasıl gözükür? Adem. Siyah, adem. Kara delik. Kara delik. Kara delik. Kara delik. Kara delik. mesela... hepsinde yansıma olursa onun adı vücuttur. O da beyaz. Siyah ama hepsi var abi içinde. Ama hepsi var içinde. Evet. Beyaz da var. Beyaz yansıtıyor ama. Evet. Kabe'nin için örtüsü siyahdır. Bütün günahları yuttuğu için. Müslümanlar. Abi diğer sayılan renkleri lacivert varmış ilaveten. Kaç yedi renk arasında. Sayar mısın? Kırmızı, turuncu. Bir dakika, kırmızı. Turuncu. Turuncu ne bana bir meyvesi çıkar. Portakal. Portakal. Evet. Kırmızı, turuncu. Sarı. Sarı. Yeşil. Yeşil. Mavi. Mavi. Lacivert. Lacivert ne oldu? Trabzonspor'un şey mi? Koyu lacivert. Galiba. Hangisi? Koyu mavi. Ha koyu mavi. Ha, lacivert. Mor. Mor nedir? Şu patlıcan. Patlıcan. Vücut akli var ya bu. Vücut akli var ya orada. Sarı lacivert tamam işte. Sarı kırmızı mavi ile dünyadaki bütün renkler yok ya sarı kırmızı mavi kimyasal olarak. Sarı kırmızı mavi ile bütün renkler. 3 tane. 3 tane. Sarı plazma. Plazma televizyonlar 3 ışık vardı. Sarı kırmızı mavi. Binlerce rengi veriyor. Turuncu ile 3 renkle. Yeşil alıyorsun. Şey, abi çok ilginç bu yedi renk gökkuşağında gözüküyor. Öyle mi? Ana renkler. Ana renk değil abi onlar. Ana renk değil gökkuşağındakiler. Ama yeşil ana renk değildir abi. Sarıyla kırmızı şey mavinin birleşimidir. Mor kırmızıyla şey mavinin birleşimidir. Sarı kırmızı mavi. Her şeyi yaparsın diye. Bütün renkler. Üçünü karıştırma. Mobilya boyarken uzun mu düşecek? Sarıyla var bir kaşık. Yeşil ton yapıyoruz mobilya boyarken. Biraz evvel sonra mor değil mi? Afalık yazdık. Devam edelim mi? Peki. Devam edelim mi? Ne anlatmak? Anlıyor musunuz? Ne kadar kesin ve sabit bu dünyaydı ama değilmiş değil mi? Ne kadar aldanıyoruz? Bak adam ne dedi? Sarıyı göstermesinin sebebi zıttı olduğu için. Hani... Fakirlik niçin bizde nihayetsiz? Allah'ın zenginliği gözüksün diye.
acizlik niye nihayetsiz? Nihayetsiz kudret gözüksün. Mesela sarı değil, zıttı sarıyı gösterir. Mesela niçin siyahtır deyince hangi renk değildir de siyahtır hatırınıza geliyor? Beyaz. Hiç kimse siyahtır çünkü kırmızı değildir hatırınıza gelen var mı? Yok. Hemen niçin siyahtır? Beyaz olmadığı için. Çünkü iki zıt. Çünkü beyaz vücudi temsil eder. Siyah ademi. Kabe yutar. Oraya gelen pis nazarları, yani göz kalbine nasıl ya, pislikleri, günahları sömürür, adamı temizler. Peki petekte barış yaparlarken peteği koyarlar, çevirirler. Çevirerek ısı ve momentum, yani çevirmek, elektronlar astına dönüştürerek adem alemlerine atılıyor. Vücut alemleri böyle temizleniyor. Tavaf da bunun için istiyor. Bu durumu, hayır, en tefekkür. Onun için 17 Ocak'ta Ümre kafilesi götürüyoruz. Ben de gidiyorum, ailece gidiyoruz. Gelin. Bunları anlatarak yapacağız. Anlatmadan yapmayacağız. İhram satışları ders sonrası yapmayacağım. Ben gideceğim ya. Sefaletimi doktora ilaç parası vermemek için gidiyorum. Doktor ne yiyecek abi? Evet, bu arada şey, yani Kabe örtüsünü anlatıyor. Bir parça. Niçin dönüyor? Dönmeyen ne var ki dedim, bir tanesi bana dedi. Kabe'de niye dönüyoruz aynı şekilde? Dönmeyen, aynı şekilde dönmeyen bir şey söyle bana. Elektronların, acaba dönmese ne olur? Adem'e gider. Çöker içeri. Çünkü dönüyor ki vücutta kalayım diye. Herkes kaç kovatiyle? İnşallah bir de fırsat olursa Hacer'i okuyacağız. Siska, zayıf, köle ve yalnız siyah. Ondan sonra iki taş arasında hareket ediyor. Safa Merve arasında gidiyor ve dinin rüknü olmuş. Kadının hareketi dinin rüknü olmuş. Kadın. Seni nereye taşıyordu kadın? Evet. Hadi bakalım. Burası değil. Böyle düşündüğün zaman çok garibini geliyor yani. Allah şu ders anında bizim canımızı alsın. Amin. 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 Amin ya Rabbi. Ya namazda alsın. Amin. Ya derste alsın. Hasan abi. Orası olmadığı gibi burası da burası değil. Harika. Orasından kasıt anne karnı oradayken orası değildi. Orası aslında burasıydı. Anne karnı için. Burasıydı yani. Ha, orası. Yani anne karnı kasteden orası değildi, burasıydı. Orası değildi, burasıydı. Şu anda. Burası da bura değil, orası abi. Aynen bunun gibi. Burası değil. Şu iki kere iki dört. biz o zaman sen hak ettin doktorun bu cümleden sonra. bizi götür tamam, bir şey içireceksin. Allah razı olsun. Tamam. Sana yükleyeceğiz bunu. Tamam, harika. Ama hepimiz. Tamam, hepimiz tabii canım. Yani. Hep beraber derste değil miyiz yani? Evet. İçmeye ayrı mı gideceğiz? Ayrı. İçmeye. Ne güzel. İçiyorsak sebebi var. Ama şey diyor ya, bir adam gece geçeceksin, sokakta dolaşıyorsa ya meyhaneden çıkmıştır ya da mürcüdür diye yapacak. Ya da çıkmıştır. Ya da insan çıkmıştır ya meyhaneden. Normal. Burası meyhanedir der bu alimler. Hakikat sarhoştu. Şarabun tahura. Şarabun tahura. Şey geçiyor. Kafayı buluyorsun. Hatta ismi batın cediyle diyebilirim ki Cenab-ı Hak bir tek hem çekirdekte hem şeceri olarak ayni kübrayı vahidiyeyi yarattı. Vahidiyeyi yarattı. Yani onun ruhunu, nurunu yarattı. İşte ümmetin bir kısmı Miraç hakikatını onun açık bıraktığı kapıdan girerek çeşitli mertebelerde
seyri sülükü kalbi gibi mazarlar oluyorlar. Kimisi seyri sülükü fikri, hissi, ameli, latife ve sırrı şeylere de mazhar oluyorlar. Şu anda seyahatte olduğumuz gibi. Şu anda seyahatteyiz. Farkında değiliz. Değiliz. Yalnız yansımaları var bizde. Nerelere uğramışsak onun haleti yaşanıyor. Şu anda haleti yaşıyor. Böyle. Yani bu ders cumartesi dersine benzemez. Halet, şey bu halet. Zaten olmaz bu moment ders. Zaten hususu diyoruz. Dinlemeyin diyoruz herkes. Çünkü bu Risale-i Nur dersi değil. Biz evde televizyon seyredeceğimiz zaman, maç seyredeceğimiz zaman buraya gelmişiz. Tefekkürümüzü paylaşıyoruz. Umumi ders değildir. Kimse de davet edilir. İtiraz edenlere gönderme yapıyoruz. İtiraz ediyorsun, dinleme kardeşim. Biz maç seyredeceğimizi bunları şey yapalım. Sen maç seyrediyorsun, film seyrediyorsun, biz de bunları seyrediyoruz. Film saatimizi buraya verdik. Tamam. Kendimizi evet. Başka yapacağım. Peki, mesleğimiz tarikat değil hakikattır. Alem güzel ve büyük bir insandır. Sen insan-ı ekber, o ekber olan, sen insan ekberi alem demekten maksat nedir acaba? Bir daha. Mesleğimiz tarikat değil hakikattır. Hakikatta yürüyeceğiz. Alem güzel ve büyük insandır. Sen insan-ı ekberi alem demekten maksat nedir acaba? O zat-ı nuraniyede gayri kim olabilir? Kim var ki? Bir şey mi var mevcutatta? Ayna-i Ahmediye'den başka. O aynada gözüküyor bunlar. Ama açmışız, açmışız, açmışız. O bizi ihata etmiş ama biz köydeyiz. Ne köydü? Avşarözü. Avşarözü köyündeyiz. Meşhur oldu. Ama oradayız, tamam mı? Oradayız ama zannettik ki ilçeyi Refahiye ve Erzincan'ı ve Türkiye'yi, dünyayı unutmuşuz. Hani var ya, açıyorsun, açtık telefonunu açıyorsun. Bakınlar. Açıyorsun, Avşarözü köyünde misin? Çok sonra Refahiye'den çıktın mı? Ama gözükmüyor ki Refahiye. Nasıl abi? İçinde değil misin? Bizde bu Ayna-i Ahmediye'dir ama köy burada. Aynı yerdeki adam Ali abiye sorsa, biliyor ki Ali abi orada. Neredesin dese, Ali abi dünyadayım der mi abi? Türkiye'deyim der mi? Demez. Erzincan'dayım der mi? Aliköy'deki adam abi. Refahiye'deyim der mi? Demez. Köydeyim der mi? Onu da demez. Ya evdeyim der ya çeşmedeyim der. Aynı yerde çünkü abi. Aynı yerdeysen eğer aynı lisanı konuşursun abi, aynı şeyi. Bir dakika, aynı yerdeyse ne demek? Yani dedin ya abi, girdik küçücük noktayı sınat yaptık ya abi orayı. He. Orada konuşmaların da aynı yerde oluyor abi. Diyorsun ki hani Ali abi neredesin? Dünyadayım demez o. Bilir sen oradasın. Berabersin. Aynı lisanla konuşuyorsun. Ama onu deyince aslında otomatik o en genişlerle de dünyadasın. Evet. Hepsine cevap vermiş oluyorsun evet. Abi. Bu vesile bak. Bozalım şey yapalım. Avşarözü köyündesin. Çeşme mahallesindeyim abi. O mahalledesin. Kapat. Kapattım. Kapatalım. Çeşmedesin. Kapat. Abi. Kapat. Mahalledesin. Avşarözü köyündesin. Ondan sonra Refahiye'desin. Kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Refahiye değil. Erzincan'dayım. Türkiye'deyim. Kainattayım. Dünyadayım. Dünyadayım. Kainattayım. Evet. Şecere-i Şirkat'tayım. Nur Muhammed'deyim. Kapandı o ekran. Peki ki ne kaldı ekranda? Bu Ayn-i Ahmediye işte. Demin dediğin şey oldu Hasan abi. Yaprağın yaprağın atomuyla hani dedi ya makro aynı şeye geldi abi. Biz o burada görünüyor, bu orada. Ne için gözükmüyor? Çünkü içinde olduğumuz için. Dağın dışında olan dağı görür, dağın içinde olan dağı göremez. Aynı ha bak burada. Burada ama mekan buradan Erzincan'a ne kadar Ali? 1000 kilometre abi. 1000 kilometre. İlçe, köy dersen 1200 olur. Yok normal 1000. 1000. 1000 kilometre burada aynı yerde. Ekranda aynı yerde. 1000 kilometre bir parmak. Burada. 1000 kilometre şurada. Bak kapatıyorum. Tak. Kendi açıkla. Başka şekilde. Peki bu Ayna-i Ahmediye midir? Bak bütün dünya, Şecere-i Şirkat, kainat ve çeşme.
Afşarözü köyünün çeşmesi. Bu abiler de var ya, yedin kafayı. Aç, 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 aç. Aa! Kapat, 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 kapat. Günah yapıyor, günah yapıyor. Günah yapıyor, kapat. Gel de peki, bu aynede böyle bir günah yap. Biz peki, oraya kadar gideyim. Ne kadar kaldınız? Denilecek kabirde. O iman esal, bu amel ve imandan sonra denilecekmiş ki. Bir saat veya daha kısa veya seyahat ederken dinlenmek için ağacın altına bir dinlenme. Aynı böyle, doğru. Ne kadar? Şu parmak kadar kaldık. Açtık, oradaydı, kapandı, öldü. Parmak kaldı. Direktör Kur'an-ı Kerim'de, Müslümanlar derdi. Kafirlere denecekti, ne kadar kaldı? Bir gün veya daha az diyeceklermiş. Müslümanlar için değil. Dünyada mı? Dünyada. Kapattın. Müslümanlar için. Sıfır, öldü. Aç, şu kadar açıyorsun. Şey bir yer gözüktü, burada yaşıyorsun. Ya dur lan, bir daha aç. Onu yapmıyor. Bir tane kanaat ediyor. Burada ediyor. Hasan abi, bu Nur Muhammed'in nur tarafı değil mi? Nur tarafı, mana tarafı değil. Bu aynaya kadar nur tarafı. Ayna, nur. Tamam. Bu nur, meculun nura doğru gidiş. Ondan sonra mana vardı. Ondan sonra başka. Başka bir şey. Çünkü Nur-u Muhammed'i şurada kabul et. Mana, vacib-ül vücuda bakan yönü. Nur, şeceri hilkat, mahlukata bakan yönü. İkisinin arası berza, mecul. Peki o mana... Mecul'un bizdeki bir timsali sureti, ene. Onun vücudu alecesi, enaniyet. Sıfat ve esma olarak ene, alet. Peki o mana kendini tanıma tarafı mı abi? Yok, hayır, tanıma burası... Tanımlama bu. Tanımlama. Bak şurada. Tanımlama. Şu çevirebilir miyiz? İşte. Şu. Evet. Tek tek. Her şeyin. Bir tane alıyorum. Ne alıyorsun? En iyi alıyorum. Bir tane kadar kullanıyorum. Biraz demişti. Bak aç. Anlattım. Belki de onu birkaç saatle anlatmam lazım. Ama bak bir çiziyorsun. Yukarıya mı? Film başka yerde değil mi ya? Yönetmeni yönetiyor. Tamam ötesi. Mecuk. Tamam mı? Bu, bunun da işte vücudu haricisiz harici diyelim. Nuru Muhammedi. Diş. Şimdi iki tarafta değil değil mi abi bu yazdığınız Nur Muhammed tarafı? Mana ve nur tarafı değil değil mi? Değil. Berzah. Şimdi sen buradasın Harun'un. Tamam mı? Şurada sana vurdu. Aynısın. Sen de ene çıktı. Ene, ben. Ben olan ben. Mesela Allah'a sormuş Musa Aleyhisselam'ın kavmi. Musa Aleyhisselam sordu. Ya Rabbi, senin kulların seni bana soruyorlar. Kur'an'da meal söyleyeceğim. Ne diyeyim sana? Ne diyeyim? Ben Allah'ım diyor.
O ayetten çıkartıyorum şu manayı. Allah diyor. Ennallah, ben Allah'ım diyor. Peki, Allah, Allah olduğunu biliyor. Allah, Allah olduğunu bilmekten hasil olan lezzet-i ruhaniyesi ve ona az olan lezzet-i ruhaniyesini düşün. Lezzet-i kutsiye. Lezzet-i kutsiyeyi yani düşün. Bak, ben Allah'ım. Bilmiyorum. Ben Allah'ım bilmekten hasıl olan ve Allah'a mahsus olan lezzet-i mukaddesesini düşün. Bu şeyi 24. sözden, mektuptan söyledi. Şimdi ben olan ben diyebilirdim. Ben olan ben bilmekten ve bana has olan ben eneden, benlikten gelen bana has olan bir eneden gelen lezzet-i ruhaniyetimiz var. Ruhanimiz var. Biz kimse bırakmıyor onu. He? Onu hiç kimse bırakmıyor. He? Bunun vücut haricisi var. Bunun vücut haricisi dışarıya bu dışarıya çıktığı zaman vücut haricisi enaniyet. Vücut haricisi. Tamam mı? Enaniyeti ruzname, takvim, harita, numunecik, tamam mı? Oh. Bu oluyor. Anladım. Yani bu enaniyet alettir. Enaniyet alet ama ene değildir. Vücut haricisi yani. Her, vücut haricisi. Enaniyet merkezine söylüyor. Bunu söylemiyor. Çünkü enaniyeti şey söylüyor. Numunecisi, haricisi. Fakat bu enaniyeti buraya getirdiğin zaman, vücut haricisini getirdiğin zaman ki enaniyet şöyle yapabiliriz. Ruzname, takvim, harita, mizan, nizam, ondan sonra ne olacak? Ha, numune. Bunlar hepsi alet, bunun içerisinde. Tabii bununla tanımlanıyor. Aslı babası bu olduğu için. Ena. Bu ben olan benim. Ene Barla da. Bunlar bu şeyde Emir Dağ 146'da anlatıyor. Bu elenme çok bir şey. Tamam. Şimdi bunun şey için buraya gelmiştim. Şimdi bu buradan aşağıya başka renk yapayım mı? Buraya vücut. Şurası karışmasın, oraya yazmayayım. Şurası şecere-i hilkat tarafı. Tamam, bu konuştuklarımız hep nur tarafıydı. Burası tanıma tarafı, bu tanıma ile burası tanımlanıyor. Tanımlanıyor. Aleminde. Taşınıyor musun? Ya onlar taşınıyor, ya sen. Şimdi söyleyeceğim sayfa, sözler 506. İşaret-i İcaz 187 olabilir. Ama tam sayfayı söyleyeyim. 187 hatta devrim kaydetmesin. 178. Bak. 178 elimde. Sözlerde 506. O alemi cismanede tasarruf ettiği gibi insan
Tamam mı? Tanıyor, tanıyor. Alemi ruhanede gezer. Tanıyor. Bu tabir uyduruk tabirler değil. Hani bu cem olmuş bir tabir. Ne yapıyor? Alemi cisanda tasarladığı gibi alemi ruhanede gezer. Şurada mertebeler var. Tamam mı? Alemi misale seyahat eder buradan. Çok güzel. Buradan seyahat ediyor yukarıya doğru. Tamam mı? Seyahat eder. Şimdi ille görmesi lazım beyin. Buraya doğru seyahat eder. Beraber gidiyoruz. Okuyor okuduğumu. Alemi cisvanda tasarruf eder şuradan. Alemi ruhanide yukarıya doğru gezer. Alemi misale seyahat eder. Kendisi o alemleri ziyarete gittiği gibi. Alem cismani gittiği gibi o alemler de onun ruhunun aynasına temessül etmek ve iadeyi ziyaret etmiş gibi olurlar. Allah Allah. Sen o mu, sen mi gittin o mu geldi? Sorusuna cevap. Yönetmen şunu kapatacak abi bir saniye de. Şunu soracak. O zaman kim kimi tecrübe ediyor abi? Nasıl tecrübe oluyor? Tecrübe o zaman biraz şey olmadı mı? Biz uydurukçasıyla tanıklık yapıyoruz. Şahit oluyoruz. Zaten tanıklık. Mesela bak. Çocuk ne bardak kırar? Ne vurur kırar? Ne elini ne ayını böyle? Kendisini tecrübe ediyor. Ayağını kaldırıyor kulun. Kendisi. Anne baba seyrediyor. Tamam mı? Tecrübeyi biz yapıyoruz. Bir fiil kainatta, şecere hikatte, bir kuvveyi arasındaki haydi ittisakı bir şeyin tecrübe ediyoruz. Ya. O nispetle derece ve numara aldıktan sonra tekrar ona döneceğiz. Bak sözlerde de ne kadar evet, ne kadar acayip bir ciddi bir hakikat ki sözlerde de bak ne diyor 506. 100 kaçtı o? 506. İşaretleyeceğiz. 178. Kaçtı arkadaşlar? 178. Unutmayın. Bak 506. Ve en alt tarafta 530. Tahmin edin hangi risaledir? 29. 506. Ziyadaki meşhur havası zahiri ve batına duygularından başka gayri meşhur insanda göz, kulak, burun, dil, el dokunmadan hariç iki tane de üstad ekliyor. Saika ve şaika hisleriyle beraber o arı dünyanın ekser enva ile ihtisas, ünsiyet ve mübadele ve tasarrufa sahip olur. İşte en küçük ziyayatta hayat böyle tesirini gösterirse elbette hayat tabaka insani olan en yüksek mertebe çıkarsa, insan, insanlık makamını çıkarsa. Nereden çıkarıyor diyorlar da işte çıksa. Öyle bir öyle insan o, öyle bir imbisat ve inkışaf ve tenevvül eder ki, hayatın ziyası olan şuur ile, akıl ile bir insan kendi hanesindeki odalarda gezdiği gibi, odalarda gezdiği gibi o ziyahaya kendi akliyle avalim-i ulviyede ve ruhiyede ve cismaniyede gezer. Yani ne oluyor? O zişur ve zihayat manen o alemlere misafir gittiği gibi o alemler dahi o zişurun aynası değil. Mirat-ı ruhuna misafir olup irtisam ve temessül ile geliyorlar. Bunu yapabilen mirat oluyor. O zaman gözüküyor. Ayna olursa ne olmuyor? Peki buna ait bunu yapan var mı nurculardan? Hafız Ali abi var, Bağlat'a. İstifadesini böyle anlayışını alemlerdeki seyahatını ustada takdim ediyor. Bağlat'a yüz kaç deli bir? Bir de 185. 185 mi? Bir de Hasan Feyzi abi. Ondan sonra
Varla'dakiler hepsi de ama ikisi ifade ediyor. Varla kaçtı? 185. Hafız Ali'nin dersini ne tarzda anladığını gösteren bir fıkradır. Üstad diyor. Muhterem Üstadım. Okumuş böyle. Hem de 14. Lama'nın ikinci makamını bir defa kendim okudum. Buradan girmiş. Ne var burada? Besmele. Besmele'nin altı sırrı. Girmiş. Adam buradan girmiş. Ben ne yapacağım? Ondan sonra en sona geliyorum. Bak son. Atladım buraları. Muhterem Üstadım, şu söz öyle bir hakikat dersi veriyor ki daha insana yabancı ve bilinmesi mümkün olmayan bir şey kalmıyor. Alemler. Besmele içe söylüyor. Kendinden yabancı görmüyorsun. Her gördüğü münis bir arkadaş oluyor. Bu sözle, besmele ile. Susuz vadiler, susuz vadiler ve geniş sahralar ve koca küre-i arz bir bahçe hükmünde Halik-i Rahim tarafında ishar edilmiş ve tılsımı da Bismillahirrahmanirrahim olduğunu ve tılsımı bulunmazsa ve alınmazsa o bahçede yaşamak mümkün olmadığı, yaşasa da her tarafta yabancı olarak ve her hatvesinde istiskal edilerek hayat değil belki camit olarak bulunacağını, adam yaşıyor ama camit. Camit. İza buyuruyorsunuz. Hele bizi her zaman günde 40 defa hafsalamız almayarak ileri geri dönen miracı mümin olan namazda yakene budu ve yakeneste sırrı ile öyle bir düğme olarak gösteriliyor ki bu ayet, yani buraya gelmiş muhatap makamı yakene budu ve yakeneste sana ibadet ederiz, senden yardım isteriz var ya. İkinci tekil şahıs oluyor. Oraya kadar üç. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Kim o? O. Ben sen o. Errahman Rahim. Ben sen o. O Rahman ve Rahim'dir. İyâken abudu ve iyâken isteğinde ben ve sen. İyâken abudu ve iyâken isteğinin sırrı öyle bir düğme olarak gösteriliyor ki her mümin kendi vücut aleminde bir elektrik fabrikası görüyor. Ve düğmesini açınca bütün dünyayı ziya ile gösteriliyor. Sevgili Üstadım, Cenab-ı Hak bu kıymetli eserlerini kıyamete kadar mümin kullarına yetiştirsin duasıyla. Bu değil yani, gittim o saray bana büyük geliyordu, başım döndü. Başından önce daha önce. Başında mı? Ha. Besmele'yi çektikten sonra arkadaşım. Ha, Üstadım, kalemi. Orası sıfır. Sıfırı okuyayım, fazla zamanınızı almayayım. Bu mübarek Risale'yi. Bu mübarek Risale'yi Süleyman Zeki, Zekai ve Lütfi kardeşlerimle okurken, bak müzakere ediyorlar, hayalime bir büyük müzeyyen bir saray gösterildi. Hayaline okurken bu saray. Aslı ve hakikatını ve vusatını ve müzeyyenatını temaşa için rüyen çıktım, baktım ki oraya girmiş. Büyük saray, Ali. Sonra ne olmuş? Yorgun ve nazarım kesik bir tarzda geriye döndüm. Derste dolaşıyorlar. Zekai kardeşim devam ediyordu. O okuyordu, ben dinliyordum diyor. Zekai kardeşim devam ediyordu okumaya. Tekrar o saray şeklinde muntazam revnekler, kıymetçe, mahiyetçe aynı fakat ufak bir saray vücut alemi göründü. Ona yorulunca bir daha asıl ve hakikatini ve vusatını ve müzeyyenatını temaşa için rüyaya çıktım, baktım ki o büyük saraya olmadı. Yorgun ve nazarım kesik bir tarzda geriye döndüm. Ne oldu sonra? Zekiye kardeşim okumaya devam ediyor. Tekrar o saray şeklinde muntazam revnekler, kıymetçe, mahiyetçe o büyünün aynı.
ufak bir saray vücut alemi gördüm. Ve fethi bab edip, yani kapıyı açtım, kapıyı fethettim, bab kapı, temaşa etmek istedim. Anahtarı yoktu. O okuyor, bu seyrediyor. Anahtarı yoktu. Birden kardeşim, baktım ki kapıyı gördüm ama anahtarı yok. Birden okuyan kardeşimin ağzından Bismillahirrahmanirrahim işittim, kapı açıldı. Kendisi, o diyor bunun açılıyor. O diyor ama bunun açılıyor. Demek okuyan bir istifade ediyorsa iki, dinlenin iki. Ona bir baktım saray ama kapı var, açılmıyor. O anda kapısı yok demiş. O anda okuyan Bismillahirrahmanirrahim. Hani altı sırdan oradası. Kapı açıldı. Elhamdülillahi ala nuri imani ve hidayeti rahman dedim. Gördüm ki büyük saray müştemelatı ve tezinatı o küçük sarayda derc edilmiş. Nerede biliyor musun? Kendisini dolaşıyor. Ama orada görüyor kendisini. Abi en sonunda yani ileride diyor, ne dedi? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyor ya. O aslında münacat. Onu birden diyor abi. Birden diyor. Birden. Yani onu bir olduğu noktada söylüyor abi. Evet. Birden söylüyor derken aniden söylüyor zannediyorsun. O değil. Yok. Yanlış anlaşılıyor. Bir olduğu yerden. Birden. Küçük sarayda dercemiştir. Risale böyle şifrelenmiş. Adeta çarklardan mürekkep bir saat bakmış içeride. Ve çok ipleri habi bir mesajdır. Derste geziyor abi. Ha, derste geziyor. Zamanda geziyor. Zamanda. Saatte geziyor. Dikkat ettiğim o saati kuran ve işlettiren mürekkep bir saatmiş. Saat derken bu bizim saat değil tabi. Dikkat ettim o saati kuran. Peki şu saatte geleceğim, şu saatte yapacağım, şu saat geçti diyor değil mi? Bir Allah'ın kulu saat nedir? Zaman nedir? Şu zamanda geleceğim, şu zamanda geçti ömür. Bir Allah'ın kulu zamanı niye görmedim, görmedim inanmam demiyor. Kainat Allah'ın büyük saati diyor ya. Evet. Bak şu zamanda geleceğim, şu saat zamanda yapacağız. Zamanım da geçti. Zamanım da yok. Zamanın yok mu? Allah aşkına zamanı gördün mü? Neyi geçmedi? Arabayla geliyorum der gibi diyor abi. Evet. Şu zamanda geliyor. Oh. Dikkat edin o saati kuran kainat saat. İşlettireni ve o ipleri güne güne boyayıp dokuyanı gündüzü gündüz eden güneş olduğu gibi pek parlak bir surette izah buyurulunca gördüm ki elhamdülillah dedim ve şu alemi kübranın filistesini ve nüminesini elime alınca artık pervasız seyahate çıktım. Ondan sonra gidiyor adam başka. Yani nereye istiyorsa gidiyor. İstediğin yere girer. Fethuli fi ibadî fethuli cenneti buraya işte giriyor. Burada giriyor. Gireceksin değil mi? Gir. Harita var adam. Peki, burada duralım mı? Doğaçlama güzel olur. Ben şimdi durdurmasam siz durdurmayacaksınız. 16'da kaldık, kaydeder misin? 16. 16, toplam 200'e yakın bir sayfadır. 16. sayfadayız. Geniş olun. Benim gibi, soru sorar mı? Yok, gafur kendine değil. Gafur sorar mı da değil. Burada çarşamba enfusi dersi beni bitiyor. Uzun bir ayrılıktan sonra sınalım diye iki ders yaptım. Haftaya artık herkes bir dersini alsın, çalışsın, takdim edecek. Herkes bir şey fatiha çekeyim, ondan sonra herkes alacağı kelimeyi mesela onu çalışıp burada takdim edecek. Ama arada sıra üç siz yaparsınız veya dört veya beş, bir tane de ben yaparım, buradan devam eder. Motoru yakmak lazım. Buradan mı? Bunu nerede yapacağız abi? Bu yapılmayacak. Aa. Siz artık çalışacaksınız. Bundan devam edersin Hasan abi. Sizin yetişmeniz lazım. İşte 3-4 derste bir bunu yaparsan. Hani sen orada, tamam. Burada hararetini gösterebilirsin. Sen orada yer mi? Tamam o zaman 3 tane siz yapın, bir tane ben yapın. Tamam. Bir seviye artıyor böyle, daha güzel oluyor. Evet. Hasan abi. Hacem bir ders söyleyeceğim. Yani böyle ders, Ayhan doğru diyor arkadaşım. İlmi seviye daha yükseliyor böyle. Hatta bizim yaptığımız bu ilmi seviyede olmaz.
Yani arada çift yapmanız iyi olur. Arada yapayım. Evet, evet. Üç tane siz yapın. Evet, öyle iyi olur. Bir tane benim. Evet, evet. He. O zaman daha değişik sular haftaya çarşamba kimin dersi hazır? Yasin. Kafur abi gidip yapsın. Nedir? Bir dakika söyle. Yok, Yasin abi. Yasin kaçmayın abi. Kafur biri yapsın. Kafur ne vardı senin? Biz abi, bizim o kadar çok var ki Harun'la beraber bizi ayırmayın. Biz tamam. İkiniz bir haftaya yapıyorsunuz. Tamam. Hızır yapalım. Haftayı değil abi. Haftayı. O zaman haftaya Yasin sen. O zaman ben yapayım de siz çalışın. Siz yapın abi, gel. O zaman peki buradan devam edeceğim. Bak bir şeyiniz var. Tamam. Ama hazır olan yok mu ya? Yok. Bir haftada hazırlayabilecek olan var mı? Hazırlar abi, Gafur abi. Tamam abi, biz hallederiz siz. Şöyle. Tamam. Burada haftaya Yasin sen birisi yapsın. Tamam abi. Tamam. Bahir'de bahun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha'tan sallallahu aleyhi ve sellem.